Gene dönelim çünkü finansal okuryazarlık deyince aslında kendisinden çok faydalanıyoruz. Çok. Hemen merhaba diyelim. Yatırım Finansman Direktörü Doktor Nuri Sevgen bizlerle birlikte. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Çok teşekkür Günaydın. ediyoruz bizleri yine yalnız bırakmadığınız için. Bugün yatırımcının radarında ne, hangi başlıklar olacak? İsterseniz onunla başlayalım Nuri Bey. Dün yani bugün özel bir başlangıcımız yok. Yani piyasada şu haberi bekliyoruz diyebileceğimiz çok fazla bir haber yok aslında. Yani yıl sonuna giriyoruz. İşte Şükran gününden sonra 24 Aralık'a kadar olan dönemler genelde durgun dönemlerdir. Çok fazla bir hareketlik olmaz. Dünya piyasalarında kastediyorum. Noel Baba Rally istediğimiz zamanlar ortaya çıkar. Ama biz içeride zaten gelişmekte olan ülke piyasaları kadar genel olarak yükselmedik. Orada %8-%10'luk bir yükseliş oldu. Biz daha yeni yeni dipten dönüyoruz diyebilirim. 8100 seviyesi endeks yüzde önemli bir nokta. Dün bu seviyenin üzerinde yeniden tutunmayı başardık. Geri çekilmelere rağmen orada tuturduk. 8050 seviyesini özellikle dün yayında da vurgulamıştım. Onun üzerinde kalması olumlu. Genelde çarşamba günleri satış günleri oluyor ama bugün çok büyük bir satış günü olacağını sanmıyorum. İki sebep var. Bir tanesi zaten birkaç gündür çok yoğun yukarı bir hareketlik olmadı. İkincisi, yani buralarda teknik destek direnç noktalarını tutmaya çalışıyordu. İkincisi de bu halka arzlar sebebiyle bu hafta 3 tane halka arz var. Yarın başlıyorlar. Bu halka arzlar sebebiyle para bir miktar çıktı zaten piyasadan. Yani yeteri kadar zaten pozisyonlar alındı ama gün içinde büyük oynamalar gene olma ihtimali var. Benim burada gördüğüm nokta yine kritik noktamız 8050 seviyesi. 8050 seviyesinin üzerine altına gelme sürece yatırımcıların korkmasına gerek olacağını sanmıyorum. Genel itibariyle gördüğüm kadarıyla endeks 8250-8300 seviyesine doğru hareketini sürdürüyor. Bunu destekleyen bir hava var. Bunu köstekleyen bir ortam ya da hava çıkmadığı sürece, bir haber olmadığı sürece yukarı potansiyelimiz devam edecek gibi görünüyor. Çok ekstrem bir gün değil dediğim gibi. Muhtemelen hafif artı başlarız, yataya gideriz, bir miktar eksiler olur sonra. Ama gün sonunda büyük ihtimalle bir aksilik olmazsa artı kapatacağız gibi görünüyor. Borsa açısından. Şunu merak ediyorum. TL yatırımlarına bu dönem çok konuşmaya başladık. En son Amundi Avrupa'nın da varlık yöneticisi TL'ye yöneliyor. Portföy aldık açıklaması yaptı. Bir finansçı olarak bu haberi siz nasıl okudunuz merak ediyorum. Portföye aldıklarını mı söylüyorlar, izlemeye aldıklarını mı söylüyorlar? O konu biraz karışık. Yani izlemeye alıyorlar ya da portföye bir miktar giriş yapıyor olabilirler belki ama ben rakam olarak çok büyük girişler göremiyorum henüz şu an Türk lirasına. Tahmin ediyorum izlemediler çünkü herkesin ağzını sulandırıyor %40 faiz fena bir faiz değil. Ama sıkıntı burada dediğim gibi swaplar vesaire işte dün de konuştuk bunları. Para geldiği zaman nasıl çıkacak önemli bir sorun. Bunu özellikle görmek istiyorlar. İşte sanıyorum Mart sonunu beklerler mi yoksa öncesinde Mehmet Şimşek ve ekibi swaplarla ilgili düzenleme yapar mı onu bekliyorlar. Ama nihayetinde Türkiye'deki %40 faiz, tahvillerdeki faiz oldukça karlı bir faiz onlar açısından. Sadece parayı getirip de çıkarırken ne olur acaba o konu netleşebilir mi ona bakıyorlar. Şu aşamada ben girdiğini görmüyorum. Sadece mesaj veriyorlar. Hadi gereğini yapın mesajları gibi geliyor bunlar bana. Sizin bir sorunuz var mı? Benim de bir tane daha Lütfen, çünkü sen Nuri Bey'e sor. sormak istediğim bir soru daha olacak. Şimdi Nuri Bey, net dolar pozisyonlama göstergesi 21 Kasım itibariyle 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıktığını gördük. Bunun etkisi ne olacak piyasalarda? Bunu da yanıtlamanızı rica edeceğim. Yani dolara doğru talep var çünkü TL'nin fazla değerli olduğu düşüncesi zaten çok net. Yani dün de Big Mac endeksinden bahsetmiştim. Genel olarak yatırımcılar en azından enflasyondan korumak adına dolara dönüyorlar. Ha, KKM yapmıyorlar belki, dolarda devam ediyorlar. Çünkü şöyle bakıyorlar, yani Merkez Bankası her gün zaten kurları yükseltiyor. Bu yükselişte yaklaşık olarak %35-40 arasında bana bir faiz getirisi veriyor. Bugün yatırım fonlarına yatırsam, likit fonlar kabaca o civarda getiriyor. Repo yapsam %35-40 civarında alıyorum. O zaman ben dolarda durayım diyen pek çok kesim var. Böyle bakılıyor aslında. O yüzden hani tamamen burada hani dövizde yani bir de tabii bu arada şey var. Bunların için neden tuttuğunu bilmiyorum. Yatırım amacıyla mı ticari amaçlı mı ama doğal olarak kurlarda ani bir hareket olasılığı kurun değerli olmasından kaynaklı olarak bu döviz tutanların her zaman böyle kafasında bir soru işareti olarak olduğu sürece burada bir boşalma olmayacak. Ancak burada bir boşalma yani dövizdeki azalma, TL'ye dönüşün artması kurun belli bir seviyeye gelmiş işte fair value dediğimiz o noktaya gelmesiyle mümkün.
Bunun hesaplaması yöntemleri var. Yani geçmiş dönemden bugüne kadar enflasyon alırsınız, faizi alırsınız, işte reel efektif kuru alırsınız. Bunlara göre bir model oluşturursunuz. Burada çıkacak rakamlara göre 35 mi olur, 40 mı olur, 50 mi olur? Şimdi ben spekülasyon yapmak istemiyorum. Ama temel itibariyle matematiğe göre baktığınız zaman böyle. Bir de dedim, Big Mac endeksi gibi yurt dışında seyahat ettiğiniz zaman oradaki alım gücüyle Türkiye'deki alım gücünün eşit olduğunu gördüğünüzle ilgili bir durum ortaya çıkıyor. Yani ben yani uzun süredir yurt dışına çok çıkarım. Yani senede birkaç kere de işim gereği de çok fazla çıkıyorum. Gittiğim zaman görüyorum hiç bu kadar böyle TL'nin yurt dışında değerli olduğunu gördüm tabii. 2010'lu 15'li yıllar arasında çok net gördüm bunu. Özellikle o dönemler çok fazlaydı ama o dönemdeki ekonomist bunu kaldırabilecek iyilikteydi. Yani piyasa kendi kendine hareket ediyordu. Swap'larla ilgili bir durumumuz yoktu. İçeriye para giriyordu. Türkiye'nin beklentileri çok yüksekti. Ama şu aşamada gelecekle ilgili beklentilerimiz ve Merkez Bankası kura müdahale ediyor olması doğal olarak dövizde tutulanların doğal olarak burada bir alt mantıkta mantıklı olduğunu gösteriyor bence. Sevgen, vallahi gelenler bu serbest fonlara gelsinler. Yani hakikaten baktığınız zaman dudak uçuklatıyor diye de biz manşete de koyduk. Yani aylık %50, 6 aylık %500, yıllık Yıllık bin. bin. Yani 2500 getireni de var baktığınız zaman. Tabii hepsi böyle Ya değil ben ama. bunlara çok detaylı bakmadım ama Hakan Bey siz bakmışsınız. Bunlar peki TEFAS'ta alınabilen fonlar mı yoksa TEFAS'a kapalı fonlar mı? Şimdi şöyle TEFAS'ın zaten Tefas'ın verilerine göre zaten. verilerine Yok göre verilen ve orada onların şey var. verilerine göre. TEFAS'ta bir Onların seçenek verilerine göre. var. Bu fonlarda alabilirsiniz veya alamazsınız diye bir seçenek var. Yani bazı fonlar kapalı fonlar oluyor. Onu alamıyorsunuz. Mesela biliyorsunuz TEFAS'taki pek çok fonu X bir aracı kurumdan ya da X bankadan kolaylıkla alabilirsiniz. Ama bazı fonları ya o kurumdan, o portföy yönetim şirketine hesap açmanız lazım. Ya da açsanız bile o fonlar tamamen işleme kapalı. Bu kapalı fonlardaysa o ayrı bir konu diyeceğim o zaman. Zaten çoğu kapalı fonlarda. Hı. Yani Ha, mesela işte zaten. iki kişi için fon yapmış. Bir kurum için fon yapmış filan ama yani demek ki bunlar da belki halka arzlardan mı böyle bir takım getiriler elde ettiler. Yani biraz bu konuyla ilgili de bir yorum yapmak ister misiniz? Ya da bizi finansal okur yazarlık anlamında biraz bilgilendirir misiniz? Nedir bunlar? Şimdi bu fonları zaten satın alamıyorsunuz. Bu fonlar kapalı fonlar. Belli ki o fona dahil olan kişilerin, kurumların yaptığı işlemlerden kaynaklar ama bu fonlar nasıl bu getiriyi elde etmiş noktasında TEPAS'ta alt tarafa indiğiniz zaman analiz noktasında kap haberlerini görebiliyorsunuz. Kap haberlerinde son özetleri görebilirsiniz. Yani portföy daha önce neymiş, ne olmuş, ne almış, ne satmış. Kabaca oradan bildirimler itibariyle görülebiliyor. Oradan anlaşılabilir. Şimdi hangi fondan bahsettiğinizi bilmediğim için bütün fonları töhmet altına bırakmak istemiyorum. Tabii. Ama dediğim gibi bu tür büyük getiriler yani piyasada ben yıllardır ben de bir fona danışmanlık yapıyorum diyelim. Yatırım Finansman'ın İstanbul Portföy üzerinde yaptığı bir arbitraj fonu var. Oradaki arkadaşları şöyle yapalım, böyle yapalım diyor. Bilgi veriyoruz. Oradaki arkadaşlarımız yapıyorlar. Ama böyle bir getiri ben görmedim. Yani vardır muhakkak ama risk alırsanız vardır. Ben o riski almıyorum. Arbitrar. Ama serbest fon dediğiniz şey serbest fonda zaten her şey serbest gibi görünüyor. Tabii serbest fonda özellikleri var. Bazılarını döviz alabiliyorsunuz, bazılarını alamıyorsunuz. Doğal olarak oradaki yöneticilerin kimler olduğu, nasıl işlem yaptıkları, hangi senetlerde alım satım kârı elde ettiklerine oradan detaylı bakılabilir. Zaten kapalı fon bu. Yani kapalı fon şöyle düşünün. Bireysel olarak yatırımcı kendi işlem yerine kurumsal bir yapı altına dönüşüyor olabilir. Yani ben sadece fikir yürütüyorum bu arada. Fonlar konusunda uzman değilim. Ama kapalı olduğu sürece yani beni ilgilendirmez. O 500 ile %1000 kar etsin. Beni bağlayan bir şey çünkü ben o fona katılamıyorum. Katılamadığım sürece o kardan da pay alamıyorum zaten. Eyvallah. Tamam, peki. Ama siz de kendinize bir kapalı fon yapabilirsiniz gibi. Valla. Benim gibi isimler hemen sobelenir. Nuri Doğru. Sevgen Fonu. Nuri Sevgen Fonu yaparız o zaman. Doğru. Evet. Peki, çok teşekkür Çok ediyoruz. teşekkür Kıymetli ederim.